Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. 3D yayınlarından 2 tane analitik geometri, 1 tane de trigonometri sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. İlk sorumuzda demiş ki arkadaşlar, analitik düzlemde fx eşittir kök 3x ve gx eşittir x bölü kök 3 doğruları veriliyor. A, m virgül n noktası gx küçüktür, y küçüktür, fx eşitsizliğini sağlayan noktalardan biridir. Aslında A noktasının gx ile fx arasında olduğunu söylemiş. A noktasının y eşittir fx fonksiyonuna göre yansıması A üstü, y eşittir gx fonksiyonuna göre yansıması A2 üstü olarak gösteriliyor. A üstü ile A2 üstü arasındaki uzaklık 3 kök 2 olduğuna göre A noktasının orijine uzaklığının karesi kaçtır demiş. Arkadaşlar hemen şöyle biraz uzaklaştıralım. Bize büyük bir alan lazım ve farklı kalemler kullanacağım daha iyi anlatabilmek için. Şuraya bir tane dik koordinat sistemi oluşturalım arkadaşlar. Y ve x eksenini yazacak şekilde y ve x eksenini yazdık. Arkadaşlar şuraya orijini de yazdıktan sonra fx eşittir kök 3x doğrusu. Yani eğimi kök 3 olan bir doğru lazım bana. Fx eşittir kök 3x doğrusu. Arkadaşlar fx eşittir kök 3x doğrusunun az önce de dediğim gibi eğimi kök 3. Tanjant alfa kök 3 ise alfa kaç derecedir? 60 derecedir. Yine aynı mantıkla gx eşittir x bölü kök 3 doğrusunu çizelim şuraya. Arkadaşlar gx eşittir x bölü kök 3 doğrusu. Yani buradaki eğimde 1 bölü kök 3'ten kök 3 bölü 3. Yani tanjant alfanın kök 3 bölü 3 olmasını sağlayan alfa açısı nedir? 30 derecedir. O halde neymiş? Yeşil doğru ile x ekseni arasındaki açı 60 derece. Kahverengi doğru ile x ekseni arasındaki açı 30 derece olarak geldi. Arkadaşlar A noktası fx ile gx arasında dedik. Hemen şuraya bir tane A noktası koyalım. A noktası fx ile gx arasında. A noktasının fx fonksiyonuna göre yansıması A üstü. Yansımayı hepimiz biliyoruz. Şöyle bir dik geldik. A üstünü oluşturduk. Tabii ki arkadaşlar aradaki uzaklıklar birbirine eşit. Şuraya 90 dereceyi koydum. Yine aynı mantıkla A noktasının gx fonksiyonuna göre yansıması A2 üstü arkadaşlar. Şuraya A2 üstünü yazdım. Yine buraya dik gelecek şekilde tabii ki yansıma oluşacak arkadaşlar. Aradaki uzaklıklar da birbirine eşit. Şimdi arkadaşlar bize ne sorulmuştu? Gelin beraber bir çizelim. A noktasının orijine uzaklığı. A noktasının orijine uzaklığı yani bize aslında OA uzaklığı sorulmuştu. Şimdi ben OA uzaklığını çizdiğim zaman bir şey fark ettim arkadaşlar. Bakın aslında O'dan A2 üstüne çizsem şu doğruyu. Bu iki doğru birbirine eşit olur. Neden? İkizkenar üçgen var. Bakın O köşesinden inen dik tabanı iki eş parçaya bölmüşse arkadaşlar burada bir ikizkenar üçgen oluşur. OA ile OA2 üstü birbirine eşit olur. Demek ki ikizkenar üçgende şu aradaki açılarımız X ve X olarak yazabilirim. Yine aynı mantıkla arkadaşlar bakın O'dan A üstüne çizersem umarım A üstüne varabilirim. Vardım. Yine ikizkenar üçgen oluştu arkadaşlar. Şu aradaki açım Y ise bu aradaki açım da Y olarak geldi. Bakın bu O, A üstü ve A arasındaki ikizkenar üçgendeki tabii ki açılar bunlara eşit olmak zorunda değil. Bu yüzden Y ve Y yazdık. Y ve Y yazdık. Şimdi başka bir şey fark etmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden biraz daha büyük göstereceğim. Yeşil doğru ile x ekseni arasındaki kalan açı 60 derece demiştim az önce. Yani şöyle büyük gösteriyorum daha iyi anlatabilmek için. Aradaki açı 60 derece. Kahverengi doğru ile x ekseni arasındaki açının az önce 30 derece olduğunu söylemiştim. Şöyle 30 derece ile yazdım. Şunu fark ettim. Yeşil doğru ile kahverengi doğru arasındaki açı 30 derece. Yani y artı x'in 30 derece olduğunu söyledik. Arkadaşlar bakın x artı y hatta 30 derece olarak geldi. Gördünüz değil mi? 2 tane y artı 2 tane x var. O A üstü ile O A2 üstü arasındaki açı 60 dereceymiş. Hemen ben bu üçgeni daha iyi anlatabilmek adına aşağıya çizmek istiyorum. Şurada bir bakayım gözüküyor mu? Şurada bir O noktam var. O'dan A üstüne çiziyorum. Şurası A üstü. O'dan A2 üstüne çiziyorum arkadaşlar. Her şey gözüküyor. Çok güzel. A2 üstü aradaki açımın 60 derece olduğunu, O A üstü ile O A2 üstünün birbirine eşit olduğunu biliyorum. Şimdi bize şu bilgi verilmişti hiç kullanmadık. A üstü A2 üstü arasındaki uzaklık 3 kök 2. Yani A üstü ile A2 üstü arasındaki uzaklık 3 kök 2 ise şuradaki uzaklık 3 kök 2 ise hemen ben bunun aynısını buraya çiziyorum arkadaşlar. Bu aradaki uzaklık neymiş? 3 kök 2. Bakın arkadaşlar burada ikizkenar üçgen oluşmuştu. Yani O A üstü ile O A2 üstü birbirine eşitse buradaki açılarım ne diyeyim? Buradaki açım A ise buradaki açım da A'dır. Üçgenin bir açısı 60 derece. Geriye kaç derece kaldı? 120 derece kaldı. 120'yi de 2'ye bölersek 60 ve 60 olarak geldi. Aslında burada bir eşkenar üçgen oluştu. Arkadaşlar eşkenar üçgen oluştuğu zaman
A üstü, A iki üstü arası uzaklık 3 kök 2 ise o A üstü de 3 kök 2'dir. O A iki üstü de 3 kök 2'dir. Buralar 3 kök 2 ise bakın O A da bunların hepsine eşittir. Dikkat edin. Şunu yazmayı unutmuşuz. O A, O A iki üstüne, O A üstüne hepsi birbirine eşittir. O halde O A 3 kök 2 oldu. O A neydi arkadaşlar? Zaten A noktasının orijine uzaklığıydı O A. Şuraya yazmak istiyorum. O A 3 kök 2 olarak geldi. A noktasının orijine uzaklığının karesi sorulmuştu bize. 3 kök 2'nin karesini alırsak 9 çarpı 2'den 18 olarak geldi. Yani bizim doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? Ceyhan şıkkıymış. Umarım açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Arkadaşlar demiş ki analitik düzlemde verilen OABC karesi biçimindeki kağıt. Orijinden ve AB doğru parçası üzerinden geçen bir D doğrusu boyunca A noktasından katlanıyor. Katlama işlemi sonunda A noktasının yeni konumu OB doğrusu üzerinde olduğuna göre D doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu soru aslında iki farklı şekilde çözülebilir. Açılardan çözülebilir. Yalnız açılardan çözmek istemiyorum. Neden derseniz sınav anında çoğu arkadaşımızın aklına bu soruyu açılardan çözmek gelmez. Bu yüzden analitik bilgilerimizi çözmeye çalışacağız. Şimdi bize demişti ki orijinden ve AB doğrusundan geçen bir D doğrusu boyunca katlanıyor A noktasından. O halde ben buraya bir D doğrusu çizeyim. Benim bu D doğrum hangi formatta arkadaşlar? Orijinden geçen doğrular hangi formatta yazılırdı? Tabii ki y eşittir k çarpı x şeklinde yazılırdı. Öyle değil mi? K1 olursa y eşittir x, k2 olursa y eşittir 2x, eksi 1 olursa y eşittir eksi x doğrusunu çizerdik. Şimdi bu doğru boyunca katladığım zaman A OB doğrusunun üstüne geliyormuş. Bakın şuraya bir tane OB doğrusu çiziyorum. A katlandığı zaman şuraya bir yere geliyormuş arkadaşlar. Buna biz A üstü diyelim. Tabii ki katladığımız zaman dikkat edin arkadaşlar. Ben bunu alıp buradan buraya katlarsam OA uzaklığı ile OA üstü uzaklığı birbirine eşit olur. OA uzaklık karenin bir kenarı. OA A uzunluğunda ise arkadaşlar OA üstü de A uzunluğundadır. Söyleyemedik. Şimdi arkadaşlar başka bir husus. Bakın burası 90 derece öyle değil mi? Katladığım zaman şuradaki uzunluğu buraya yapıştırıyorum. Öyle gözünüzde canlandırın. Biz güzel çizemedik. Ama bu aradaki açı da 90 derece olmak zorunda. Neden? Bakın ben katladım. A'yı gittim buraya yapıştırdım arkadaşlar. Burası da 90 derece oldu. O halde şurası da 90 derecedir diyoruz arkadaşlar. Ve karenin bir kenarı A ise şuradaki OB uzunluğu da A'dır. Öyle değil mi? A ise OB uzunluğunun tamamı A kök 2'dir arkadaşlar. Tamamı A kök 2 ise bakın tamamı A kök 2 OB uzunluğunun. O A üstüne A dersem aslında şuradaki uzunluğum A kök 2 eksi A olarak geldi. Arkadaşlar bakın karenin bir kenarının uzunluğuna A demiştik ya. Yani şu A noktasının apsis değeri A. Ben denklemde X yerine A yazarsam şu aradaki uzunluk gelir. Öyle değil mi? X yerine A yazarsam ne geliyor? K çarpı A olarak geliyor. Bakın buradaki uzunluk K çarpı A ise arkadaşlar aslında şu aradaki uzunluk da K çarpı A'dır. Biraz karışık oldu. Ben bu üçgeni şuraya çizmek istiyorum. Bakın şurada A üstü var. Şurada B var. Şöyle şuradan katlanmıştı. Şöyle B de buraya gelecek. Şu arası 90 derece. Buraya dedik ki A kök 2 eksi A dedik. Bakın burayı K çarpı A bulmuştuk. O halde bu aradaki uzunluğa dedik ki K çarpı A. Arkadaşlar bakın şu aradaki uzaklığı nereden bulacağız? Tabii ki şuradan bulacağız. Karenin bir kenarının uzunluğu A. Şuradaki uzunluk K çarpı A ise A eksi K çarpı A. Şu aradaki uzunlukta A eksi A çarpı K olarak geldi. Şimdi dik üçgen yapabiliriz arkadaşlar. Dik üçgen yaptığımız zaman bakın A kök 2 eksi A'nın karesi. Yani aslında şöyle yazsak biz bunu A parantezinde kök 2 eksi 1'in karesi artı K çarpı A'nın karesi K kare çarpı A kare eşittir. Bakın burada da A parantezini alırsak arkadaşlar şöyle A parantezinde 1 eksi K'nın karesi olarak geldi. A çarpı kök 2 eksi 1'in karesi A kare. Kök 2 ile kök 2'yi çarptığım zaman 2. Öyle değil mi? Dur parantez içinde yazalım arkadaşlar. 2. Eksi 1'in karesi de artı 1 olacağı için 2 ile de 1'i toplarsak hatta 3 diye direkt yazalım. 3 eksi 2 tane kök 2. Artı şurada K kare çarpı A kare vardı. Eşittir diyoruz. A çarpı 1 eksi K'nın karesi. A'nın karesi A kare. Parantez içinde 1 eksi k'nın karesini yazalım. 1'in karesi hatta k kareyi başa yazalım. Eksi k'nın karesi k kare. Eksi 2k artı 1 olarak geldi. Arkadaşlar bakın buradaki 3 eşitliği de a kareye bölersek a kareler, a kareler, a kareler gitti. Burada ne kaldı? 3 eksi 2 kök 2. Öyle değil mi? Artı k kare eşittir
K kare eksi 2K artı 1 kaldı. K kareler de gitti arkadaşlar. Eksi 2K'yı bu tarafa atayım. 2K olsun. 3 eksi 2 kök 2'yi karşıya atarsam. 3 eksi 2 kök 2'yi arkadaşlar. Burada da 1 vardı. 2 kök 2 artı 3 eksi 3 olduğu için eksi 2 olarak geldi. K da her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman ne gelir arkadaşlar? Kök 2 eksi 1 olarak gelir. Zaten bize de K sorulmuştu. Demişti ki D doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? D doğrusunun eğimi K değil mi arkadaşlar? K'yı ne bulduk biz? Kök 2 eksi 1 olarak bulduk. Biraz anlatımı size sıkıntılı gelebilir arkadaşlar. Umarım açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Bunu ufak bir toparlamak istiyorum. Orijinden ve AB doğrusundan geçen doğruyu çizdik. Biz buna K çarpı X dedik. Dedik ki K çarpı X'te karenin bir kenarı A olursa buradaki uzunluk X yerine A yazdığım için A çarpı K oldu. A çarpı K uzunluğu ile arkadaşlar katladığım için şu küçük uzunluk ne kadar görsel olarak size aynı gözükmese de aynı olmak zorunda dedik. Yani burası A çarpı K ise burası da A çarpı K. Bak buraya yazdık. Dedik ki A çarpı K dedik. Sonra dedik ki arkadaşlar karenin iki kenarı AA ise köşegen A kök 2'dir. Köşegen A kök 2 ise ve katladığımız zaman OA uzunluğu A ise OA üstü uzunluğu da A olmak zorunda. A kök 2'den köşegenden A'yı çıkarttığım zaman aslında A üstü B uzunluğu A kök 2 eksi A olarak yazdım. Ve karenin bir kenarı A olduğu için ve şu aradaki uzunluk A çarpı K olduğu için şuraya kalan uzunluk A eksi A eksi A çarpı K olarak gelir dedik. Dik üçgenden de burası 90 ise burası da 90 olmak zorunda mecbur. Dik üçgenden de arkadaşlar K'yı kök 2 eksi 1 olarak bulduk. Zaten K bize D doğrusunun eğimi lazımdı. Doğru cevabımızın Bursa şıkkı olarak geldiğini söyledik arkadaşlar. Şimdi son sorumuz trigonometri sorusuna geçelim. Demiş ki arkadaşlar yamulmuş bir demir mengene arasına sıkıştırılarak düzeltilmek isteniyor. Demirin uç noktaları A1,0 ve C6,5 olmak üzere büküm noktası olan B4,1 etrafında saat yönünde döndürülerek doğrusal hale getirilecektir. Buna göre demir en az kaç derece döndürülürse demir çubuk doğrusal hale gelir. Arkadaşlar bakın şurada demir çubuğun düz hali var. Biraz daha şöyle siyahla boyayayım ki daha güzel gözüksün. Bakın şurada da bükülmeden önceki hali var. Ben bunu bükeceğim. Şunu dümdüz yapacağım. Tamam mı? Diyor ki sen bunu dümdüz yaptığın zaman diyor. Yani yapmak için şu aradaki alfa açısı en az kaç olmak zorunda? Şimdi arkadaşlar ben bu alfayı şuraya taşıyabilirim. Ben buradaki açı ne derim? Tamamı 180 ise 180 eksi alfadır derim. Arkadaşlar bakın aslında ben şunu çizmek istiyorum. Daha kolay anlatabiliriz. Şurada bir A noktamız var. 1,0 öyle değil mi? Şöyle bir uzaklığımız var A noktası ucunda. Burada bir B noktamız var. B noktasının koordinatları 4,1. Şöyle şuraya çizdiğim zaman gözüktü. Evet çok güzel. Burada bir C noktası var. 6,5. Aradaki açıya 180 eksi alfa dedik. Düzelttiğimiz zaman şöyle şurası alfa oldu. Bize alfanın en az değeri lazımmış. Arkadaşlar aslında biz bunu kosinüs teoreminden bulabiliriz. Nasıl? Bakın BA uzaklığını nereden bulacağız? Tabii ki 4,1 ile 1,0 arasındaki uzaklık. 4'ten 1'i çıkart 3. 3'ün karesi kaç? 9. 1'den 0'ı çıkart. 1'in karesi kaç? 10. Demek ki aradaki uzaklık kök 10. B ile C arasındaki uzaklığı da bulabiliriz. 6'dan 4'ü çıkart 2. 2'nin karesi 4. 5'ten 1'i çıkart 4. 4'ün karesi 16. Kök 20 olarak geldi. A ile C'yi birleştirirsem 6'dan 1'i çıkart. 5. 5'in karesi 25. 5'ten 0'ı çıkart. 5. 5'in karesi 25. Kök 50 de 25 çarpı. Tabii ki 5 kök 2 olarak geldi. Şimdi kosinüs teoremini yazalım hemen arkadaşlar. Şuraya. Nasıl yazıyorduk? 180 eksi alfanın karesi yani 5 kök 2'nin karesi 25 çarpı 2'den 50. Zaten 50 geleceğini söylemiştik az önce. 50 eşittir kök 10'un karesi 10 artı kök 20'nin karesi 20 eksi 2 çarpı kök 10 çarpı kök 20 çarpı kosinüs 180 eksi alfa. Arkadaşlar kosinüs 180 eksi alfa ikinci bölge ile üçüncü bölge arasında. Yani aslında kosinüsün eksi olduğunu söylüyoruz. Eksi ise hemen şuraya artı yapalım. Buraya kosinüs alfa olarak yazalım. Şimdi devam edelim işlemlerimize arkadaşlar. Şurada 50'miz var. Çok güzel. 10 ile 20'yi topladım. Kaç geldi? 30 geldi. Artı 2 çarpı kök 10 çarpı kök 20. Arkadaşlar kök 10 ile kök 20'yi çarparsak aslında kök 200 yapar. Şu 2 çarpanını bir yazayım. 200 ile 100 çarpı 2'den 10 kök 2 olarak gelecek. Yani şuraya 10 kök 2 çarpı kosinüs alfa yazdık arkadaşlar. 30'u karşıya atarsak 20 eşittir. 20 kök 2 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfanın 1 bölü kök 2 olarak geldiğini gördüm. Kosinüs alfa 1 bölü kök 2. Kaç derecedir alfa arkadaşlar? Kök 2 bölü 2 45 derecedir. Zaten bize de alfa sorulmuştu. Alfa 45 derece arkadaşlar. Doğru cevabımızın Ceyhan şıkkı olduğunu gördük.
Umarım 3 sorumuz da sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Görüşürüz.